Pazar gününden herkese selamlar. Pembe yazma taktım. Biri demiş Nazlı abla artık o siyah şalı çıkar lütfen demiş. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Bizler iyiyiz. Saat 2:30'u geçiyor. Annem yemeği yapmış. Valla ben bugün 12:30-1'e kadar uyudum. Annem de o sıra yemeği yapmış ne? Tavuk. Fırında tavuk yapmış. O şimdi dolapta hazırladı her şeyini, tepsiye koydu. Hani biz biraz gezeceğiz, vakit geçireceğiz. Öğlen namazını kılıyoruz bacılar. İkindiye kadar hani zaman geçsin diye biraz işte bakınıyoruz. Öyle geri eve geliyoruz yani. Bir de bize iyi geliyor yani. Öyle değil mi anne? Ondan sonra işte sen o dolaba koydun değil mi şeyi? Avcarladım dolaba. Böyle annem bakın koymuş şeyi, tepsiyi. Böyle avcarlamış, soslamış yani. Gelince inşallah hemen fırına atarız. Arkadaşlar Japon pazarına geldik. Şöyle annem bir Japon pazarına gidelim dedi. Geziyoruz bakalım ya, zaman geçti. Ağır değil mi? Aynen. Bakın soruyorsunuz böyle benim askıya. Ay motoru sesine bak. Şöyle bunu makasla kesebiliyorsunuz da böyle. Hani kullanabilirsiniz. Bu halı yıkamak için, şey yapmak için iyi ya. Halı var mı? Üst kapı, ay üst kat kapalıymış. Neden acaba? Üst katta bir sürü şeyler vardı ya. Burada hiçbir şey yok ki. Ay ne güzel bakardık ama değil mi? Ne var ki burada hani böyle? Vallahi şeye geldik ya. A101'e geldik. Ne yapalım? Hayır canım Ahmet. Şekerli bir şey yok. Ayran içecek. Öyle geziyoruz bakalım. A101. Ay anne nerede acaba o ya? Mis gibi kokuyor burası. Bacılar hemen eve geldik. Böyle gezelim dedik biraz ya. İyi geldi ama. Eve geldik hemen. Fırına attık yemeği. Ne oldu biliyor musunuz? Elektrikler kesildi. Hemen aradım. Neyse dedi, hani size dönüş yapacağız dedi. Allah'tan kapattıktan sonra hemen elektrik geldi. Yani var ya, ama şey yapardık biz. Adını sen söyle. Fırına gönderirdik de. Ama yani şimdi elektriğin olması lazım. Ben de hemen şey yaptım, ondan sonra eve geldim. Bulaşıkları, makinayı boşalttım. Ondan sonra kirlileri yerleştirdim. Şöyle bakın. Kapatıyoruz. Şunu da dur. Şunu da. Bu arada bulaşık makinesini de temizlemem lazım. Hemen ne yaptık yanına söyleyeyim. Mercimek çorbası. Pirinç pilavı. Daha sonra salata. Domates. Ekliyorsun değil mi? Dedim acaba domatessiz mi? Böyle yani arkadaşlar. Babam da geldi. Gecemiz de burada. Gecoş. Gece gel. Vay be geliyor bak. Gel yaş mama gel. Gel yaş mama. Gel. Şöyle bakalım. Vallahi var ya. Ekmek aldık. Şöyle seçten taze çıktı. Şöyle. Tamamdır. Sofra daha gerçi 45 dakika var aynı. Değil mi? Şöyle arkadaşlar soframızı kurduk. Yemeği de getireceğiz şimdi. Bir pilav daha, bir tabak daha. Salataları. Tabak. İftarımızı açtık şükür. Şimdi şöyle. Annem de buraları hallediyor. Ben de şimdi yapacağım. Ondan sonra bir çay demleriz. Hadi anne. O prizde şeylik var ha, düşüyor ya yerinden o priz. Aynen anne hepsi. Telefonum çalışmıyor. Aa. Ne tarafa takıyorsun? Her tarafa takıyorum. Olmuyor mu?
Neyse, yemeklerde bakın çorba böyle kaldı, ondan sonra bu. Şöyle anne yaptı, ocağı da sileceğim ben. Fazla ekmeğe tuzluğa koydum. İyi yaptın. İki tane ekmek kaldı, üç tane hatta aldı, bir tane yemişim. Yiyemiyoruz ki işte. Koydum. He. Bir tanesi ağzımda. Tamam. Onu da şuraya hayır. Şuraya he. He. Bayat ekmek bu, ince götürek şunu. Aynen, asarsın oraya. Çayımız da hazır, demledik. Şimdi çayımızı içelim. Şuna dedim şey, su dökün mü dedim de annem şey dedi, bir ay olmadan dökme dedi. Ben hani bunları gece yaptı ya, ben buna ektim yine şöyle. Dökmeyin mi su? Az bir şey dök işte. Aslında var, hepsi yapay olacak ha, değil mi? Çok güzel duruyor ama, değil mi? Annem nerede? Gözükmüyor ki ha. Annemler de gidiyorlar bakın. Şöyle. Saat 9.30'a geliyor. Yarın okul var çünkü. Nefeste Can Muhammed'i de yıkadım. Nefes, televizyonu kapatsana anne. Samet yastığı var. Oraya onu. Bakayım. Şimdi lastiğini getir, saçını toplayayım kızım. Uykuya hadi. Aa bak saat aynı. 9.30 geçiyor bak, ona geliyor. Can Muhammed de yıkadım valla. Tamam. Alim. Televizyonu da kapatacağım ya. Heh. Hava var ya buz gibi bacılar. Banyoyu temizlemiştim de detaylıca. Bakın ben ne yapacağım şimdi. Aklım, ay annem bak bana böyle bir dal hani yeşillik getirecekti, evde varmış, babama söyleyecektik, unuttuk. Neyse şunu alıyorum bacılar, bakın ne yapacağım şimdi. Şunu diyorum şöyle, ay bakın şöyle şöyle buraya koyayım diyorum. Ha, daha güzel olmaz mı? Şuraya da koku almak istiyorum. Çünkü bizim bu giderler öyle bir kötü kokuyor ki bacılar. Yani var ya, banyo hep kötü kokuyor diyebilirim. Hep. Böyle yapmayı düşünüyorum. Bakın böyle daha güzel olurdu. Şöyle. Burası böyle kalsın. Duşakabini olanlar beni anlar değil mi? Duşakabini zorluğu. Şöyle bakın. Önce çek çekledim bacılar. Sonra böyle kurutuyorum. Çünkü iz oluyor. En nefret ettiğim şey iz. Böyle su izi var ya, nefret ediyorum. Şöyle bir bez var. Şey Can, o dediğim bezler var ya, hani Bim'den almışım, Ayır'dan. O da güzel de. Ama bu da güzel. Şöyle hani atlet cinsi gibi böyle. Öyle diyeyim. Şöyle bakın. Heh. Şuraları da bakın. Heh. Şimdi tamam burası. Şöyle. Heh. Şura bakın. Önce çek çekledim dediğim gibi. Şunu da kaldırdım. Şöyle yapayım. Ay dışarıda iz var. Bak yine sildiğim halde görüyor musunuz? Bak. Nasıl izler görüyorsunuz değil mi? Şu diğer taraftan sileceğim. Ay. İz kalmasın. Ha. Bunu sildiğim halde yine iz kaldı bak. Fark ettiniz mi? En önemlisi bu muslukları parlatma. Takıntılıyım. Ne yapayım bacılar? İlla böyle şey, flaşı açmıyorum yansımam gözükmesin diye. Bizim bu şey de kısa, o yüzden kova da kullanamıyoruz bacılar böyle. Bakın şöyle kovayı doldurmuyor. Çok kısa. Onu bir ara değiştirmem lazım. Uzun hortum takmam lazım. Şöyle bakın. Heh. Dedim ya, dün yaptım. Heh. Böyle ki hali ne kadar güzel değil mi? Şunu da yıkamıştım bacım. Hemen şöyle takayım. Banyoyu da silim. Banyoyla işim bitsin.
Kadının bunu da takması çok zor. Burayı böyle yapın demişsiniz. Hani şu küçük paspası da koyun demişsiniz ama ya böyle olmadı gibi sanki ya. Şunu şöyle yapsam. Şöyle ha. Böyle nasıl oldu bacılar? Bakın. Böyle yaptım. Şunu da kapatayım. Şu çift idarem. Kapatıyoruz burayı. Tertemiz yaptım. Şunu dolaba koyayım. Şöyle buraya. Bunu buraya koydum şöyle. Bunu da Can Mehmet bozmuş, tık tık ediyor bak. Duyuyor musun sesi? Ha. Bunu var ya ben İstanbul'dayken 80'e almıştım. Şimdi 420 lira Trendyol'da. Bu makine ha. Ya. Olmuyor bak. Allah'ım niye olmuyor bu ya? Ha. Tamam. Ha. Gerçi yok şeyi takmadım diye. Pıst etmedi ama. Bugün nefes dedi ki anne dedi sizinle birlikte uyuyayım dedi bak. Şimdi bak. Gece bak. İkisini de yıkadım, bokladım. Geç hoşumda. Gözleri bak. Bak gözleri bak. Şöyle çayımı aldım bacılarım. Seher içerdi ya. Çocuklarda şey uyuyor dedim orada olmasın televizyon sesi. Ben niye kısık sesle konuşuyorum onu anlamadım. Neyse bacılar ben de bundan aldım. Şöyle buzdolabı düzenleyici. Çok güzel değiller mi ya? Ya dedim ya bunlar çok pahalı biliyor musunuz başka yerlerde. Kapaklı bir de özellikle kapaklı olması daha da güzel. Şöyle aldım annem dedi Nazlı sen de al dedi şunlar bacılar bakın. İki tane aldım. Çok beğendim. Neyse onları da size göstereyim dedim. Şimdi Cevşen'den devam edelim. Hemen başlayalım artık. Böyle bilgiler hani benim hoşunuza gidiyordur umarım. Çünkü ben hem kendi sevabım için hem de sizler için. Sizler de öğreniyorsunuz hani biliyorsunuz değil mi? Hem sizin için hem kendim için. Ey desteği olmayanların desteği. Ey dayanağı olmayanların dayanağı. Ey övünülecek bir şey olmayanların övüncü. Ey imdada koşacak kimsesi olmayanların imdadı. Ey korunacak yeri olmayanların koruyucusu. Ey iftihar edecek kimsesi olmayanların iftiharı. Ey izzeti olmayanların izzeti. Ey yardımcısı olmayanların yardımcısı. Ey dostu olmayanların dostu. Ey zenginliği olmayanların zenginliği. Senden başka ilah yok. Eman ver bize, bizi cehennemden kurtar. Amin. Şimdi de hadisten devam edelim. Hadislerden. Kıyamet günü insanların bana en yakın olanları, bana en çok salavat getirenlerdir. Peygamberimize. Ben bunu da dedim ya Allah, yani Allah da biliyor. Ben her gün salavat çekerim. Sizler de çekin bacılar. Bir hadisten daha devam edelim. Kendisine iyilik eden bir kimse o iyiliği yapana eşittir. Cezakallahu hayran eşittir. Allah seni hayrıyla mükafatlandırsın derse ona en iyi şekilde teşekkür etmiş olur. Hadislerimiz bu kadardı bacılar. Şimdi Mümin suresinin okuyacağım Türkçesini. Ben oku yazarken gerçekten çok etkilendim. Sizler de dinleyin. Tek tek böyle tane tane okuyorum hani. Mümin suresi. Elbette göklerin ve yerin yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Kör ile gören iman edip salih ameller işleyenler ile kötülük yapan bir değildir. Siz pek az düşünüyorsunuz. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Bunda hiç şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu buna inanmazlar. Allah göstermesin. İnanmayanlardan.
Rabbiniz şöyle dedi. Bana dua edin, duanıza cevap vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler aşağılanmış bir halde cehenneme gireceklerdir. Allah içinde rahat edesiniz diye geceyi ve her şeyi gösterici aydınlık olarak da gündüzü yaratandır. Şüphesiz Allah insanlara karşı sonsuz iyilik sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Bununla ilgili küçük bir şey konuşmak istiyorum. Şükredecek, mesela sabah kalktığımızda şükredecek ne var derseniz, kollarımız tutuyor, kollarımız var. Gözlerimiz görüyor. Bacaklarımız tutuyor, yürüyebiliyoruz, konuşabiliyoruz. Öyle değil mi? Nefes alabiliyoruz. Bak. Ne kadar şükredecek şeylerimiz var. İlla malın, mülkün olması gerekli değil ha. Şimdi mesela bir sürü malın olsun, şeyin olsun. Gözün görmüyor, sağlığın yerinde değil. O mal neye yarar? Değil mi? Sağlığın yerinde olmazsa. Ne kadar şükredecek şeyimiz var. Devam ediyorum. İşte her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allah, ondan başka hiçbir ilah yoktur. Durum bu iken nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Allah'ın ayetlerini inkar etmekte olanlar işte böyle döndürülürler. Allah yeryüzünü sizin için karar kılma yeri, göğü de bina yapan, şekil verip de şekillerinizi güzel kılan ve sizi temiz şeylerle rızıklandırandır. İşte Rabbiniz Allah, alemlerin Rabbi Allah ne yücedir. O diridir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde sadece Allah'a itaat edecek, ederek samimi olarak ona ibadet edin. Hamd alemlerin Rabbine mahsustur. Sadakallahül azim. Dua edin. Onunla ilgili hemen aklıma geldi. Onu söyleyeceğim demiştim yazarken. Kısacık bir şey daha söyleyeceğim. Videomu kapatacağım bacılarım. Hani Allah size dua edin, duanızı cevap vereyim dedi ya. Mesela hani bazen biz diyoruz. Mesela ben de diyorum, hani duam neden kabul olmadı, Allah'ım niye? O nasıl biliyor musunuz? Dua, Allah dualara cevap verirmiş. Nasıl? O senin için hayırlı değil. Veyahut Allah seni kazalardan, belalardan, kötülüklerden korurmuş ettiğin dualara karşılık. Ve ahirette onlar bizim karşımıza çıkacakmış. Allah'a ettiğimiz dualar. Ya Allah böyle şey ha, hani yalvararak, ağlayarak dua ediyoruz ya, Allah çok hoşnut olurmuş. Çok sevinirmiş Allah. Ya bacılarım böyleydi. Bugünkü sohbetimiz bu kadardı. Ramazan sohbetlerimiz. Bunları nereden hani şey yapıyorsunuz dersen, bu bilgileri Çiğdem abla söylemiştim. Tekrar buradan teşekkür ediyorum Çiğdem ablacığım. Gerçekten çok bilgili bir bayan. Her konuda gerçekten şimdi. O hepsini şey yapıyor bana. WhatsApp'tan gönderiyor. Allah razı olsun. Öyleydi yani bacılar. Burada kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Yarın inşallah yeni vlogda, yeni bir günde görüşmek üzere. Hoşça kalın.